Yeni Bir Yol Keşfedin yepyeni bölümünden herkese merhaba. Efendim bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün ilk defa Peugeot'un elektrikli, hatta %100 elektrikli bir modelini deneyimleyeceğim. Efendim gördüğünüz gibi kendisi o güçlü, atletik ve spor görünümüyle göz kamaştırıyor. Gerçekten çok güzel değil mi? Evet, hemen dikkatimi çeken bir detayı paylaşmak istiyorum. 2008'den farklı olarak E2008'de ön kısımda yer alan krom yatay ön ızgara aracın gövde rengiyle aynı. Ve bu sayede arabamızda fark yaratan bir bütünlük sağlanmış. Evet, bugün yeni %100 elektrikli Peugeot E2008'de olan eşsiz deneyimimizde bize çok değerli bir isim. Sevgili Bünyamin Sürmeli, namı diğer havayı koklayan adam eşlik edecek. Ve bu yüzden tam da bu doğa dostu otomobile yakışacak bir yerdeyiz. Kemerburgaz'dayız. İsterseniz gidelim şimdi sevgili Bünyamin'i alalım. Evet, her zamanki gibi ay kokpitimize yerleştik. Kemerimi takıyorum. Ve her şey elimin altında, yani kontrol bende. Yeni Peugeot E2008'e oturduğunuz andan itibaren genişliği ve ferahlığı hissediyorsunuz. Arabaya spor bir görünüm katan bu yatay ön cam tasarım, açılır kapanır panoramik tavanla birleşince çok geniş bir görüş açısı sunuyor. Evet, yavaş yavaş Bünyamin'i almaya gidelim, ne dersiniz? Evet efendim, bugünkü konuğumuz Türkiye'de hava durumu denilince akıllara gelen ilk isim. Kendisini çok uzun yıllardan beri donduran soğuklara ve aşırı sıcaklara karşı bizi uyarırken görüyor ve çok seviyoruz. Aşırı sıcaklar ve donduran soğuklar derken son yıllarda yaşadıklarımızla birlikte dünyamızda bir farkındalık rüzgarı oluşmaya başladı. Açıkçası doğanın değerini daha iyi anladık ve ona verdiğimiz zararı daha aza indirgemek için daha duyarlı hareket etmeye başladık. Yeni Peugeot E2008 tam da böyle bir düşüncenin ürünü. %100 elektrikli teknolojisiyle karbondioksit emisyonu salınımını sıfıra indiriyor. Ve hem eşsiz hem de doğa dostu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Ben de sizinle konuşurken Bünyamin göründü. Ve sonunda. Sonunda. Selamlar. Gelsene, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni görmek. Aynı şekilde. Vallahi yıllarca aynı camiada çalış. Aynen yan öyle. Yan yana kanallarda çalış. Tanışma, gel Peugeot'da buluş. Aynen. Peugeot'un demek ki böyle bir birleştirici özelliği de var. Vallahi araba bayağı bir ferah. Yeni E2008'de rahat mısın? Kesinlikle çok rahat. Koltuklar da çok rahat ve ferah da içeriz. Yemin'cim, yeni Peugeot E2008 iç hacim genişliğine özellikle dikkat edilerek tasarlanmış. Aracın içinde bir batarya var fakat o batarya arabanın altına yerleştirilmiş. Dolayısıyla iç hacimde hiçbir kayıp yok. Zaten fark ediliyor. Yani arabanın içerisinde çok ferah, geniş bir his veriyor. Evet. Şoförlü olan mesafe de öyle. Muhtemelen bagaj kaybı da olmayacaktır. Aynen. Yeni Peugeot E2008'in sürücüyü çok rahatlatan bir özelliğinden bahsetmek istiyorum sana. Yarı otonom sürüş. Yarı otonom. Yarı otonom sürüşte yer alan fonksiyonlar gerçekten genişletilmiş bir sürüş keyfi veriyor. Mesela adaptif cruise control önündeki araçta mesafe kontrolünü sağlamanı sağlıyor. Çok önemli. İstanbul gibi bir şehirde. Daha sonra artık dünyanın her yerinde böyle trafiğe çıktığın anda çok kıymetli bir destek bu. Aynen. Dur kalk fonksiyonuna sahip şerit konumlandırma sistemi ise şerit ihlali yaptığın zaman seni uyararak yol boyunca şeridinde kalmanı sağlıyor. Bu şehir içerisinde de önemli, şehir dışında da. Şehir dışında uzun yolda bazen insan dalabiliyor. Dikkatin dağıldı. Sıkışık trafikte de yine bir yerden oraya kayayım derken seni uyarıyor. Yani şehir içi içinde, şehir dışı içinde. İşte yeni Peugeot E2008 seni o şeritten çıkmanı engelliyor. Ve bütün bu özellikler senin de dediğin gibi İstanbul gibi trafiği yoğun şehirlerde sürücüye çok büyük kolaylık sağlıyor. Kesinlikle. O zaman biraz yol yapalım mı? Yapalım. Haydi. Yeni Peugeot E2008'in bu sessizliği gerçekten muhteşem. Evet, nasılsın? İyiyim.
Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Hayatımız havadan sudan. böyle. Havayı koklayan adam mı? Evet. Vallahi işte televizyon devam ediyor, radyo devam ediyor. Tabii sosyal medyayla, dijital dünyayla beraber başka bir mecra açıldı herkese. Değil mi? Yani herkes için bu geçerli. Ama müsaade edersen sana şunu söylemek istiyorum. Senin bu meslek aşkına, meslek tutkuna hayranım. Ya estağfurullah, çok teşekkür ederim. Çünkü bir kanalda 21 yıl boyunca her gün bize hava durumunu anlattın. Hatta şöyle söyleyebilirim sana, bana göre sen Türk televizyonundan ikonlarından birisi haline geldin. Çok teşekkür ederim. Yani bu güzel görüşün. Vallahi ben hava durumunu hiçbir zaman sunmadım. Hani anlattım. Evet. Annem bana, oğlum bugün ne yapacağım, ne giyeceğim, işte hafta sonu şuraya gider miyim, ıslanır mıyım diye sorduğunda ona nasıl anlatıyorsam. Herkesin, çünkü hepimizin ihtiyacı olan o. Bir de meteorolojik okuryazarlık gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Çünkü yani meteorolojiyi, hava durumunu biliyorsak iki tane önemli şeye sahip oluyoruz. Birisi güvenlik. Yani başımıza bir şey gelecek çok mi? Doğru. Armut büyüklüğünde dolu düşecek mi? Çok kar doğru. Yağacak mı? Çığ oluyor mu? Sel var mı? Yani sadece yarın ne giyeceğiz meselesi değil bu. Aynen. Yani bu bir kere bir güvenlik. Bileceğiz ki yarın kar var. Ona göre planımızı, işimizi, gücümüzü, her şeyimizi belirleyeceğiz. Biz bugün bu havada burada buluşacak mıyız, yoksa yağmurlu bir havada mı buluşacağız? Bugün bir araya gelip, aa yağmur varmış, hadi dönelim deseydik, gitti o gün. Doğru, çok doğru. Buraya geldik. Pratik hayatımızda da geçerli yani. Aynen, zaten hayatın tamamı da bu değil mi? Yani bir, korunmak, güvende olmak. İkincisi, hayatını verimli bir şekilde doya doya deneyimleyerek yaşamak. Şehir içerisinde öyle bir çalkantı var ki, öyle bir sürat içerisindeyiz ki birçok şeyi ıskalıyoruz. O nedenle meteoroloji en azından bazı şeyleri üzerinden bir daha geçmemizin önüne geçiyor. Ve evet, geldik Bünyamin'cim. Bünyamin'cim. Yeni Peugeot E2008 gerçekten son teknolojiyi her detayında hissettiriyor. Örneğin arabamızı kilitlememize gerek yok. Belli bir mesafe uzaklaşınca arabamız kendi kendini kilitliyor. Deneyelim mi? Hadi. Süper. Nasıl? Süper. Buyurun efendim. Kahve insanı mısın, çay insanı mısın? Hem kahve hem çay. Çay çok severim ama yerleri bende farklı. Mesela kahvaltıyı kahveyle yapmam mesela. Çayı da böyle çok demli alanlardan değilimdir. Daha taze ve açık, evet. Kahvenin de gelecek sıkıntısı var, çayın da aslında. Öyle mi? İklim değişikliği kapsamında yüzyılın sonunu getiremiyor. Hazır konuyu açtın, elektrikli bir otomobille buraya kadar geldik. Evet. Elektrikli otomobillerle ilgili, yani çevre hassasiyetini biliyorum, mesleki geçmişinden de kaynaklanan bir hassasiyet bu. Aynı zamanda hepimizin de insani olarak hassasiyetlerimiz var çevremiz konusunda tabii ki. Elektrikli otomobillerle ilgili hem çevrenin daha temiz tutulabilmesi açısından hem de ekonomi açısından neler söylersin? Ya şimdi o meşhur Kızılderili sözü var ya, işte son yaprak yere düştüğünde, son nehir kuruduğunda, işte son sonrasında diyor beyaz adam diyor paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Bravo. Şimdi para yenmeyen bir şey. Ben parayı, ekonomiyi şey olarak tanımlıyorum. İnsanoğlunun üretme motivasyonunu sağlayan bir araç. Yani doğa var. Doğanın içerisinde bir parça olarak insan var. Biz hep böyle doğanın dışında biz ve doğa diye bakıyoruz. Doğru. Ama Merkür'den, Venüs'ten, Mars'tan böyle dünyaya baktığımızda bu Kerimcan, işte bu Bünyamin, bu Ali, bu Veli demiyorlar. Ne bu kadar, dünya diyorlar. Biz hepsinin içerisinde bir parçayız. Dolayısıyla önce doğa, dünya, gelecek nesiller, hani sürdürülebilirliği tanımlıyoruz. Gelecek nesillerin hakkını yiyoruz yani. Dolayısıyla önce doğa yönden baktığımızda elektrikli araçlar, ulaşımın elektriğe dönmesi. Bir kere küresel ısınmaya karşı atacağın bütün adımların %50'sini toparlamış oluyorsun. Müthiş. Neredeyse. Dünyanın bak, başına bela olabilecek en büyük derdi aslında savuşturmuş oluyoruz. Kesinlikle. Şimdi dünyanın ulaşım için kullandığı, yani emisyon bakımından, emisyonun %23'ü, %25'i ulaşımdan geliyor. Fosil yakıtları devreden çıkarttığın zaman, bütün ulaşımı elektriğe çevirdiğin zaman %25'ini bu iklim tahrifatının gidermiş oluyorsun. En azından bunu yap. Bu kısmını hali çok ciddi bir oran. Evet. Evet, şimdi elektrik üretilirken de bir şey var. Mutlaka. Ama yani kıyaslanamayacak kadar evet. Az. Elektriğin tamamını kömürden üret, yine fosilden daha az.
İnanılmaz. Daha temiz. Peki dolayısıyla neden bu kadar geç kalmışız biz ya? Yani evet, içten yanmalı motorlar biraz daha baskın gelmiş. Bir de işin şey kısmı var. Cebine dokunan tabii, ya da dokunmayan kısmı bravo var. Yani çok ciddi anlamda hem ekonomik hem aynı zamanda doğaya dost büyüyen şehirler için kaçınılmaz bir ihtiyaç. Evet. Elektriğe dönmek. Bir cümle var kafamda. Ben mi bir yerde yazdım, uydurdum bunu? Emin değilim. Bir yerden mi okudum bilmiyorum ama dünya bize geçmişin mirası ama aslında geleceğin de borcu. Hı. Yani gelecek nesillere de bir borcumuz var bu evet manada. Evet. Güzel yani bir şey söylemiş bizim olabilirim. Kesinlikle öyle. Gelecek nesillerin bizdeki emaneti. Bravo. Çok doğru. Çevre hassasiyetlerimizden konuştuk. Hemen ana konumuza dönmek istiyorum. Meteoroloji. Sen Türk televizyonlarında aslında bir ikon haline geldi. Ha, 20 yıl boyunca hepimiz senin ağzına bakıyoruz. Sağ olun. Nasıl başladı bu macera? Bizim zamanımızda derlerdi. Ben böyle garip garip bakardım bizim zamanımızda diyenlere. Demek ki sus, ben de tevellüt belli olacak. Evet, yani ben de bizim zamanımızda cümleleri demek ki kuracakmışım. Meteorolojide dedim kendime bir şey bulmam lazım. Dikkatimi çekecek bir şeyler. Ben de anlatmayı seven bir insanım. Tabii herkese anlatamıyorsunuz. Bir kurban seçmeniz lazım. Benim kurbanım da annemdi. Annem anlatıp duruyordum. Dedim ki bu bana göre. Başka bir şey olsaydı yapamadım. Hem havadan sudan konuşacaksın, hem de konuşacaksın, anlatacaksın. Böyle başladı benim üniversitede. Bir yıl mutfağa, sonra da ekran. Maşallah. Umuyorum ki nice yıllar boyunca da bizim de ekrandan birlikte ol. Böyle anlık dakikalık tahminler yapıyorsunuz. Nasıl yaptığınızı bilmiyorum. Bana çok mucizevi geliyor. İklim değişiyor, mevsimler değişiyor diyoruz. Türkiye için de böyle şeyler tahmin edebiliyor musunuz? Biz bulunduğumuz coğrafya itibariyle maalesef böyle dünyada ada ülkelerinden sonra iklim değişikliğinden en fazla zarar gören coğrafyada bulunuyoruz. Dolayısıyla her hava koşulu uç noktaya gidiyor. Bazen çok karlı, soğuk kışlar görüyoruz. Biz zannediyoruz ki dengeye geliyoruz ama öyle bir şey olmuyor. Şimdi kutup tabii bölgesi ısındığında oradaki şey, onu orada hapseden, soğuğu hapseden jet takımları gevşemeye başlıyor. Eskiden telefon telleri vardı ya, böyle yere evet kadar sarkardı. Onun gibi o jet takımları gevşiyor. Gevşediğinde oradan soğuk bizim bulunduğumuz orta enlemlere doğru akmaya başlıyor. Biz diyoruz ki bak eski kışlar geri geldi. Aslında kutbun ısındı. Şey gibi düşünebilirsiniz. İşte oturma gruplarını, televizyonunu, buzdolabını satıp cebinize para koyup çok zengin oldum demeniz gibi bir çok şey. Çok iyi benzetmiş. Yani biz tüketiyoruz, kutupları bitiriyoruz. O biterken orta enlemlere saçılıyor o soğuk. Eski bizde kışlar geri gelmiyor, dünya gidiyor. Aynen öyle oluyor. Şu anda da mesela ciddi bir kuraklık etkisindeyiz. Doğru. Ve bizim bulunduğumuz coğrafyada su bakımından 100 yılın sonunu gelmeden su fakiri sınırları içerisine girmeye başlıyor maalesef. Evet. Yeni bir yol keşfetin bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Bünyamin'cim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün Peugeot E2008 ile beraber yolculuk yaptık. Nasıl bir deneyimdi senin için? Vallahi İstanbul'un bu güzel yeşil bölgesinde elektrikli bir araçta, yani buraya hiçbir şey vermeden, emisyon bırakmadan ve konforlu, geniş, rahat, benim için eşsiz bir deneyim oldu. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Aracı da çok beğendim. Şu sessizlik güzel ama bazen de tedirgin ediyor değil mi? Böyle diyorum, ne oluyor, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Alışacağız galiba. Evet, evet, alışacağız ve güzel bir şey de. Bir gürültü kirliliğimiz de var. Doğru. Yani bunları da yavaş yavaş insanoğlu adımını biraz azaltacak ama hani bireysel olarak, keyif olarak baktığımızda ben keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu arada çok iyi tanıdığım ama bir türlü tanışma fırsatı bulamadığım bir dostumla da bu vesileyle buluşmuş oldum. Harikasın, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim, sen de sağ ol. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.